Foya yönteminde kıl kökleri donör alandan tek tek alınmaktadır. Daha sonra bu kıl kökleri tek tek ekim yapılacak olan bölgeye yerleştirilmektedir. Foya yönteminin put yöntemine göre olan avantajı ensede herhangi bir iz kalmamaktadır. Ayrıca put yöntemine göre maksimum sayıda çok daha fazla greft elde edilebilmektedir. Bu greft sayısı maksimum 6000'lere kadar ulaşılabilmekteyken genel olarak öneri olarak bu sayıyı maksimum 4000'de tutmayı tercih etmekteyiz.